GGTV Sesli Köşe yazarından merhaba. Dün haramdı, bugün Kurtarıcı adlı Mahfiye Eğilmez'in yazısını seslendiriyorum. Ülkeyi bugünkü enflasyon krizine sokan adım 2021 Eylül ayında atıldı. Eylül ayında enflasyon %19, Merkez Bankası politika faizi de %19 idi. Ve bütün sinyaller enflasyonun yavaş yavaş yükselme eğilim içinde olduğu yönündeydi. Yapılması gereken şey Merkez Bankası'nın politika faizini 2-3 puanı arttırıp enflasyondaki düşüş eğiliminin önünü kesmesiydi. İşte tam o sırada geçmişten beri gelen faiz haramdır, faiz sebep enflasyon sonuçtur söylemlerine dayalı bir faiz politikası yürürlüğe kondu ve politika faiz düşürülmeye başlandı. Benim de aralarında bulunduğum iktisatçılar ve aklı başında diğer meslek erbabı bu yaptığınız yanlıştır, enflasyonu artıracaksınız, ekonomiyi krize sokacaksınız diye itiraz ettik. Nas var size, ne oluyor? Haram olanı faizi savunmayın dendi bize. Faiz indirimine devam etti. Enflasyonun artışı hızlandı ve aradan 2 ay geçmeden bu kez kurlar da yükselmeye başladı. Paniğe kapılan yönetim bu kez kur yükselişini durdurmak için bir çeşit kur garantisi sistemi getiren kur korumalı mevduat uygulamasını yürürlüğe koydu. Böylece insanların Türk lirasından kaçıp dövize yönelmesi önlenmeye çalıştılar. Kuşkusuz bu geçici bir düzenlemeydi. İnsanlar dövizlerini bozdurup KKM üzerinden Türk lirasına dönseler de vade dolduğunda tekrar dövize geçmek hedefinden vazgeçmediler. Bu yolla kuru tutma hedefine ulaşılmış olsa da enflasyonu durdurmak mümkün olamadı. Ardından KKM'nin kamu kesimine giderek daha büyük bir yük yarattığı konuşulmaya başlandı. Çünkü bankaların ödemesi gereken faiz düşük kalıyor. Aradaki fark KKM adı altında Hazine ve Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Böylece Hazine ve Merkez Bankası 2023'ün yarısından sonra sadece Merkez Bankası bankaların faiz giderlerinin önemli bir bölümünü üstlenmiş oluyordu. 2023 yıl Haziran ayına geldiğimizde ekonomi tam bir açmaz içindeydi. Merkez Bankası'nın politika faizi %8,5, enflasyon %38,2 düzeyindeydi. Ve KKM hesapları ekonomiye içinden çıkılmaz maliyetler yükler durumdaydı. O aşamada bu girdaptan çıkabilmek için faizlerin yükseltilmesine karar verildi. 2 yıl önce haramdır denilen ve nas vardır diyerek düşünülen faiz artık bir kurtarıcı olarak görülmeye başlanmıştı. Tam olarak bir denize düşen yılana sarılır olgusu yaşanıyordu. Toplumun bir kesimi bu ifrat ve tefrit arasında gidip gelirken bu kez iktisatçıların bir bölümü faizin bir seferde enflasyon üzerine çıkarılması gerektiğini, benim de aramalarında bulunduğum bazıları da faizin tıpkı düşürülüşünde olduğu gibi yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini savundular. Faizin indirildiği gibi yavaş yavaş artırılması gerektiğini savunmamın nedeni %8,5 olan faizin bir veya iki adımla enflasyon üzerine yükseltilmesi halinde iflaslarla karşılaşabileceğini düşünmemizdi. Merkez Bankası da benim düşündüğüm şekilde davranarak politika faizini yavaş yavaş artırma yolunu seçti ve zaman içinde 50 düzeyine kadar yükseltti. Buna şaşırmadım desem yalan olur, çünkü düşüncelerimin Merkez Bankası yaklaşımlarıyla kesişmesi pek karşılaştığım bir durum değil. Ben iktisatçıların ve konuyla ilgili diğer meslek mensuplarının çoğundan farklı olarak bizim gibi altyapısı sağlam olmayan riskli ekonomilerde faizin tek başına ekonomiyi batırabileceğini ama tek başına ekonomiyi kurtarmaya yetmeyeceğini, o nedenle faiz artışının yanında mutlaka hukukun üstünlüğünden başlayarak yapısal reformların yapılmaya başlanması gerektiğini ısrarla söyledim. Bu farkı vurgulamak için de hep acil servise getirilen kanamalı bir hastaya yapılacak müdahaleyi örnek verdim. Böyle bir durumda hastanın kan kaybına ölmesini önlemek için yapılacak ilk iş kanamayı durdurmaktır. O aşamada hastayı MR çektirmeye yollamak, testler yapmak mümkün değildir. Doğru da değildir. Önemli olan o aşamada hastayı yaşatmaktır. Kanama durdurulup da hastanın ölüm tehlikesi kalktıktan sonra hemen testlere, MR analizlerine başlanarak bu kanamaya neyin sebep olduğunu tespit etmek ve ona göre tedavi uygulamak gerekir. Faiz ve yapısal reform ilişkisi de böyledir. Enflasyonu durdurabilmek için faiz artırılır ama hemen ardından ekonominin bu halde olmasına neden olan riskler sıralanarak tek tek onlara giderilmeye çalışılır. Çoğu yapısal sorunlardan sistemin yanlış oluşturulmasından kaynaklanan o riskleri gidermek, yapısal reformları yapmak demektir. Bu yolla ekonomi için daha uygun, daha önü açık bir çerçeve yaratabilmek mümkün olur. 2023 Haziran'ından başlayarak faiz yavaş yavaş artırıldı ama yapısal reformlara girişilmedi. Yani kanama durduruldu ama asıl nedeni araştırılmadı. O nedenle de ekonomide geçici bazı eleştirmeler olsa bile kalıcı düzelmeye işaret edecek hiçbir emare ortaya çıkmadı. Hatta faiz artışının yarattığı carry trade ekonomiyi öyle bir aşamaya getirdi ki döviz mevduatına 3 aylık vadede %10 döviz faizi özel olduk. Bu aşamada yapısal reformlara başlanması olasılığı var mıdır? Sanmıyorum. Çünkü o reformlara ihtiyaç duyulan ortamı yaratanlar iktidarda bulunuyor.
bir başka deyişle. Sorunu yaratanların sorunu çözmeleri pek öyle rastlanan bir durum değil. Bunu gördüğüm için kredi kazançlarını biraz azaltmak amacıyla faizin yavaş yavaş ikişer puandan fazla olmamak kaydıyla düşürülmesini savunuyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bana diyorlar ki düne kadar faiz artırıyorsun diyordu şimdi indirildin diyorsun. Bu çelişki değil mi? Değil tabii. Çünkü ben faiz artırımı ile birlikte yapısal reformların devreye sokulmasını öneriyordum. Onlar olmadan faizin ekonomiyi kurtaramayacağını söylüyordum. Bu konuda sayısız yazım ve söyleşim var. Yapısal reformlara geçilmediği gibi sözü dahi edilmedi. Özetle, benim iki ayaklı önerimin ikinci ayağı hiç gündeme gelmedi. Bir başka deyişle yapılan eylem topal kaldı. Daha ilginci, ben şimdi faizi yavaş yavaş indirmeli dediğimde itiraz ediyor ve bana karşı faizi savunuyorlar. Dün haramdır dedikleri faizi bugün kurtarıcı görüyorlar demiş ve altına yapısal reformlar konusundaki yazısının linkini eklemiş. Bir başka tez köşe yazılarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.